Babası yaşındaki adamı evire çevire dövmüş, yaptığı Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan, görüntüler yayılınca yeniden ifadeye çağrılan Halil Sezai şu an adliyede. Savcı silahla kasten yaralama ve tehditle suçladığı şarkıcının tutuklanmasını talep etti. Ezan mı okuyorsun sen? Ezan mı okuyorsun sen? Korkarak fırsat buldum o kavga içinde, o dövme içinde. Ve evden kaçtım. Arkadan tekrar yakaladı beni. Ve başladı darp etmeye. Babası yaşındaki adamı dövdü. Önce serbest bırakıldı. Sonra polis eşliğinde yeniden ifadeye çağrıldı. Halil Bey, bir şey söyleyebilir misiniz? Savcının karşısına çıkacak ve ifade verecek. Halil Sezai tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken o rezaletin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Beni öldürmeye teşebbüs ettiler. Nasıl ayakta olduğumu ben dahi şaşkınım. Tuzla'daki iki villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai, yan villada yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i böyle dövmüş, skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Ezan mı okuyorsun sen? Ha? Ezan mı okuyorsun sen? Ben hala uyuyamıyorum. Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum. Tuzla'daki rezalet böyle başladı. Eşkıyalığa soyunan şarkıcı odunla komşusunun villasını bastı. Odunu alıyor, oradan aynayı kırmaya çalışıyor. Yaşlı adama tekmeler, tokatlarsa vurdu. Ezan mı okuyorsun sen? İnfial yaratan o skandalın ardından hem komşusunu suçladı hem de özür diledi. Bir şey söyleyecek misiniz? Halil Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Ama rezaletin üstü o özürle kapanmadı. İlk ifadesinin ardından serbest kalan Halil Sezai ikinci kez ifadeye çağrıldı. Polis eşliğinde adliyeye gelen şarkıcının Hüseyin Meriç'e yumruk attığı sağ elinin sargıda olması dikkat çekti. Basın ordusunun sorularını yanıtsız bıraktı. Halil Sezai şimdi savcının yanına gidiyor. Savcı dosyayı inceledi ve şimdi savcının karşısına çıkacak ve ifade verecek. Halil Sezai elindeki odunla birkaç kere vurdu beni. Savcı Halil Sezai'nin elindeki odunu silah saydı. Şarkıcı kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. O skandal görüntülere bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik barbar diye bahsettiği Halil Sezai için bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin dedi. Sürekli çarpıntı geliyor, nefes alamıyor, duygusal da çöküntümüz var. Olaydan iki gün sonra da Halil Sezai'nin yaşadığı villanın kapısına kiralık tabelası asıldı.